Merhaba çocuklar, müzik dersine hoş geldiniz. Bugün dizi, majör dizi, minör dizi bunlar hakkında konuşacağız. Bir önceki dersimiz ölçü ve süreleriydi. Ondan önce değiştirici işaretleri işlemiştik. Mutlaka bu da, videoları izleyin çünkü o zaman izlemediğiniz zaman bu dersi anlamanız da zorlaşacaktır. Şimdi dersimize başlayalım. Dizi nedir? Dizi birbiri peşi sıra sıralanmış seslerden oluşan bütüne denir. Sıralı seslerden oluşan bu bütün tiz seslere doğru, ince seslere doğru ilerliyorsa çıkıcı, pes yani kalın seslere doğru ilerliyorsa inici dizi denir. Diziyi aynı zamanda gam da diyebiliriz. Dizi ile gam birbiriyle eş anlamlı. Diziyi oluşturan, gamı oluşturan seslerin ilki diziye adını verir. Do dizisi, fa dizisi gibi. Örnek olarak do dizisini ele alalım. Do sesiyle başladığı için do dizisi adını almış. Dizi 8 sesten oluşur. Başladığı ses ile biter ve birbiriyle aynı do, re, mi, fa sıralamasına göre birbirini izler. Bu do dizisini inceledikten sonra çıkıcı gam, inici gam nedir? Onlara bakalım. Do'dan başlayıp ince do'ya doğru ince seslere doğru ilerlediği için çıkıcı, İnceden başlayıp kalın seslere doğru, peslere doğru indiği için de inici gam, inici dizi diyoruz biz bu diziye. Majör dizi nedir? Majör İngilizce kökenli bir kelime olup anlamı büyük sözcüğünü karşılamaktadır. Majör dizisini elde etmek için bir kalıbımız var. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. Bu kalıba dizileri uydurmamız gerekiyor. Şimdi daha önceki derslerimizde do, re'nin tam, re, mi tam, mi, fa yarım, bir de si, do'nun yarım. Geri kalan tüm seslerin birbiriyle tam aralık olduğunu sizlere söylemiştim. Şimdi do majör dizisi bu kalıba tamamen hiçbir değiştirici işaret almadan uyan bir kalıp. Bakalım do, re tam, re, mi tam, mi, fa yarım, fa, sol, sol, la, la, si tam, si, do yarım. Yani hiçbir değiştirici işaret almadan 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarımı Do majör dizisinde elde edebiliyoruz. Başka örnekleri inceleyelim. Fa majör inceleyelim. Fa sol arası tam, sol la tam, la si ise yine tam bir aralık. Fakat bize yarım ses gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Değiştirici işareti kullanacağız. Yarım ses yaklaştıracağız si'yi la sesine. O zaman yarım bir sesi yarım ses pesleştiren hangi değiştirici işareti? Bemol işaretiydi. Bu işareti aldığı zaman burası yarım oldu la si arası. Si do'ya gelelim. Si do arası zaten yarımdı ama bize tam ses gerekiyor. Biz zaten si yarım ses pesleştirdiğimize göre burada bir yarım. Si do arası da yarımdı. Tam ses elde etmiş olduk. Devam edelim. Do re tam, re mi tam, mi fa yarım. Yani 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarımı si sesine bemol işaretini vererek oluşturabiliyoruz. Fa majör bir eser çaldığımız zaman si'yi bemol olarak çalacağız. Sol bemol. Sol bemolde soldan başlar. Yine sole kadar devam eder. İnceleyelim. Sol la tam. La si tam. Si do zaten yarımdı. 2 tam 1 yarım oluşturduk. 3 tam daha lazım. Do re re mi tam. Mi fa yarımdı. Ne yaptık bu sefer? Bir yarım ses daha ileri almamız lazım ki tam ses olsun. Mi fa yarımdı. Fa'ya diyez verdik. Bir yarım sesle biz ilerlettik. Tam ses elde ettik. Sonra fa sol tamdı ama zaten fa'ya diyez verdik ya yarım ses sol'e zaten yaklaştırdığımız için burası da yarım ses oldu. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım kalıbına oluştu. Burada da sol majör dizisi fa diyez işaretini aldı. Yani sol majör bir eser çaldığım zaman fa diyez, fa'yı diyez olarak çalacağız. Minöre gelelim. Minör nedir? Minör yine İngilizce kökenli bir kelime ve küçük anlamını taşımaktadır. Minör dizisinin de bir kalıbı var. Bunun kalıbı ise 1 tam 1 yarım, 2 tam 1 yarım, 2 tam. Nasıl ki majörde do majör dizisi tamamen kalıba uyuyorsa, burada da minörde de la minör dizisi kalıba uyuyor. İnceleyelim. La si tam, si do yarım, do re tam, re mi tam, mi fa yarım, fa sol, sol la da tam. Yani la minör dizisi hiçbir değiştirici işaret almadan tam olarak doğal haliyle bu kalıba uyuyor. Aynı örneği bir daha inceleyelim. Kafamız çok fazla karışmasın diye çok değişik örnekler vermek istemedim. Sadece bir örnek var aşağıda. Şimdi bir kere daha inceleyelim. La si neydi? Tam. Si do yarım. Do re
tam, re mi tam, mi fa yarım, fa sol tam, sol la tam. Bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam olarak kalıbımıza uyuyor. Bir de mi minör inceleyelim. Mi'den başlayarak mi fa neydi? Yarımdı. Bize tam ses gerekiyor. O zaman ne yapalım? Fa'yı bir yarım ses daha ileriye, yani ince ses almamız gerekiyor ki tam ses elde edelim. Fa'ya diyez verdik. Yarım ses ileri aldık. Buradaki aralığı bir tam ses olarak elde ettik. Bize şimdi de yarım gerekiyor. Fa ile sol arası tamdı. Fa'ya diyez verdiğimiz için, buraya yaklaştırdığımız için fa diyez sol arası yarım ses. Sol la tam, la si tam, si do zaten yarım. Do re tam, re mi de tam. Bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam kalıbını da bu şekilde uymuş oluyor minör kalıbı da. Bir majör bir de minörü inceleyelim. Tekrar hemen hemen aynı örnekler. Sol majör bakalım. Sol'dan başlayarak iki tam majör kalıbını tekrar hatırlayalım öncelikle. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. İnceleyelim. Sol la arası tam, la si arası tam, si do arası yarım, do re tam, re mi tam, mi fa yarım. O zaman bir yarım ses daha incelteceğiz ki tam ses olsun. Fa diyez oldu. Son olarak da bize yarım ses gerekiyor. Zaten fa ile sol tamdı. Fa'yı yaklaştırdığımız zaman sola doğru aralarında yarım ses kalmış oldu. Yarım ses elde etmiş olduk. Mi minöre bakalım. Mi minörde ise mi'den başlar. Bize bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam kalıbı gerekli. Mi fa arası yarımdı. Fa'ya diyez verdik. Tam ses elde ettik. Fa sol arası tamdı ama zaten fa'ya diyez olduğu için, yaklaştırdığımız için arada yarım ses kaldı. Sol la tam, la si tam, si do yarım, do re, re mi de tam. Yani mi minör bir eser çalacağımız zaman fa'yı diyez çalacağız. Sol majör bir eser çaldığımız zaman yine fa'yı diyez çalacağız. Sol majör ve mi minör aynı değiştirici işaretleri, aynı seste alan diziler. Bir majör bir de minörü bu şekilde incelemiş olduk. Değiştirici işaretleri bu şekilde majör ve minör kalıplara yerleştirerek majörü ve minörü elde edebiliriz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Müzik dolu günler dilerim.